Merhaba ben Rol. Videoyu fazla uzun tutmayacağım. Burada Android'den iOS'a telefonumuzu nasıl aktarırız? Haydi gelin bunu hep birlikte inceleyelim. Ama geçmeden önce videoyu beğenirsiniz ve kanalıma abone olursanız gerçekten benim için çok motive edici olacaktır. Haydi şimdi gelin telefon bakış açısında bunu nasıl yapıyoruz hızlı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışayım. Şimdi öncelikle hızlı bir şekilde nasıl yapılacağımızı iki yöntemle birlikte göstereceğim. Eğer ki telefonu sıfırdan aldıysanız bu yöntemle birlikte, eğer ki sıfırdan almadıysanız da ikinci bir yöntem göstereceğim onunla taşıyabilirsiniz. Telefonu ilk açarken iOS'te hızlı başlangıç olarak bu şekilde gelir. Diğer bir adımlara geçtiğimiz zaman geleceğimiz adımın şurası olması gerekiyor. Uygulamalardan ve verilerden verileri aktarma ve transfer etme. Eğer ki Android telefon kullanıyorsunuz Android'deki verileri taşı seçeneğini seçiyoruz. Fakat başka bir yerden verileri aktarmak istiyorsanız buradaki seçeneklerden direkt aktarabilirsiniz. Doğrudan iPhone'dan aktarabilirsiniz. Mac'ten veya PC'den geri yükleyebilirsiniz. iCloud yedeklemesinden de geri yükleyebilirsiniz. Bu gibi seçenekler var ama biz Android olduğu için Android'lerden verileri taşıyacağız. En temizi bu oluyor. Yani ikinci söyleyeceğim yöntem çok iyi olmuyor. Fakat şunu söyleyeyim. Telefonu sıfırlayıp da bu şekilde yapmak istiyorsanız iCloud şifrenizi, telefonunuzun şifresini kesinlikle unutmayın. Çünkü sıfırladıktan sonra iCloud şifresi isteyecektir sizden. Ardından ondan sonra da Android verilerini taşı diyerek yine devam edebilirsiniz. Peki Android verileri taşı dedikten sonra Android'deki bilgileri nasıl aktaracağız? Hemen yanına Android telefonumu getirdim. Burada iOS'e taşı diye bir tane uygulama var Play Store'da. Bunu öncelikle indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bunu aç diyorsunuz. Aç sonra bunları kabul ediyorum. Sürdür diyoruz. Yine kabul ediyorum. Otomatik olarak gönder. Sürdür. Her şeye izin veriyorsunuz. Şimdi Kodunuzu bulun diyor. Kod ise nasıl bulunacak onu göstereyim. Android'e taşıdıktan sonra bu şekilde tek seferlik bir kod gelecek size. Bu tek seferlik kodu, kodunuzu bulunduktan sonra sürdür diyorsun. Kodu buraya yazıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 diye yazdıktan sonra buradaki bütün verileri tek tek seçebiliyorsunuz. Mesela rehberdeki kişileri alabiliyorsunuz. Onun dışında fotoğrafları, müzikleri ya da başka chart her şey alabiliyorsunuz. Uygulama verilerini vesaire Gmail'inizi ya birçok şeyi aktarabiliyorsunuz. Bununla birlikte Android'den iOS'a hızlı bir şekilde taşınma gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında eğer ki telefonunuzu açtıysanız Android'deki birçok fotoğraflar ve videoları göstereceğim yöntemle birlikte aktarabilirsiniz. Uygulamaları aktarmıyor maalesef ki. Sıfırdan yapmayacaksınız bu fazla işlevli değil. Sıfırdan yapmak kesinlikle daha işlevli. Şimdi buradan bir çıkalım hemen size onu göstereyim. Şimdi burada bulunan Send Anywhere isimli bir uygulama var. Bunu hem Android cihazınıza hem de normal iOS cihazınıza yüklüyorsunuz. Yükledikten sonra alt tarafta send var ya da alma kısmı var. Hemen şuradan görebilirsiniz. Buradan da aç diyoruz. Hemen aç diyelim. Örnek veriyorum ki bir tane fotoğrafı aktarmak istiyorsunuz. Aktarmak için de fotoğraflar kısmına geliyorsunuz. Fotoğraflar kısmından mesela Oktay'ın fotoğrafını aktarmak istiyorum. Sadece Oktay'ın fotoğrafı değil. Burada videolar, sesler, uygulamalar aktaramazsınız tabii ki de. Kişiler, dosyalar gibi birçok şeyi buradan aktarabiliyorsunuz. Hepsini seçip tek de aktarabilirsiniz. Ben şimdi Oktay aktar diyeceğim. Onun için üzerine basılı tutmam gerekiyor. Ardından gönder diyorum. Gönder dedikten sonra isterseniz buradan koda girersiniz, isterseniz de şuradan QR kod ile şu şekilde taratıp direkt alabilirsiniz bu şekilde transferi gördüğünüz gibi gerçekleştiriyor. Yani çok zor bir şey değil. Sıfırdan kurmadıysanız ve telefon açıksa bütün dosyaları, müzikleri ve bunun dışında kişileri vesaire alabilirsiniz. Kısaca video bu şekildeydi. Ayrıca Send uygulamasını hem Android'den Android'e hem iOS'dan iOS'e hem de Android ile iOS arasında da kullanabiliyorsunuz. Bu video da buraya kadardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size en hızlı şekilde Android'ten iOS'a nasıl geçeceğini anlatmaya çalıştım. Bunun dışında Android'in iOS'a geçerken WhatsApp nasıl eklenir? Bunu da yakında videosunu çekeceğim. Hazırda kalın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.